Vallahi pek yakında sayılmam. Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla birlikteyim. Birbirimizi çok özlemişiz. Konuşuyoruz. Ne diyeyim? Sohbetiniz bol olsun. Yakın bir arkadaşın herhalde. Doğru. Askerlik arkadaşım. Aynı bölükteydik. Ben onun komutanıydım, o da benim çavuşumdu. Biz sana bu acıyı yaşamamıza rağmen çok kabalık ettik. Estağfurullah. Yok yok, öyle. Buradasın diye söylemiyorum. Galiba eski kafalıyız biraz. Kızımız olacağını unuttuk. Anlamadan, dinlemeden karşı çıktık. Kalbini kırdık, üzdük seni. Kusurumuza bakma. Estağfurullah. Ne diyorsun kızım? Gidelim mi evimize? Tamam, gidelim. Yavrum, kızım benim. Bıyık ve nazik uyarın. Bir dahaki sefer bu kadar kibar olmayacağız, haberin olsun. Geri dönerken yetkilerin artmış anlaşılan. Hayır, bir şey artmadı. Sadece yalan iyi bir şey değil. Ha, bana ders veriyorsun yani. Hayır, ders falan vermiyorum. Merak etme. Bu senin sorumluluğunda değil. Unuttun mu? Sen sadece naz için gelmiştin. Unutmadım. Hala da öyle. Biliyorum. Eda'nın sorunlarıyla ilgilenmek benim sorumluluğumda değil. Güzel. Bunu anlaman iyi oldu. Evet. Benim sorumluluğumda değil. Ama sizin sorumluluğunuzda da hiç değil Aslı Hanım. Levent. Ne oldu? Ya bir şey yok abi ya. Herkes kapıya çarpar, kapı da bana çarptı. Mithat Bey değil mi? Ne oluyor? Sen kimsin? Kim olduğumu boş ver. Şimdi sen bana cevap vereceksin. Dün gece marangozluk yapan, zayıf, uzun boylu, sakallı bir adam dövülmüş. Senin bir bilgin olabilir mi? Yok. Ne demek bu? Yok demek. Peki hatırlaman için bir ipucu sana. Geçen gece de adı Sadık olan yaşlı bir adamın evine gitmişsin. Yoksa bundan da mı bilgin yok? Ne demek bu böyle? Mafya mısın sen? Ben o dövülen marangozun abisiyim. Evine girdiğin ve hakaret ettiğin yaşlı adamın oğlu. Şule'yle boşanmama sebep olan adamı gerekirse... İşte arayan bu numara. Bu mu? Hı hı, evet. Emin misin? Evet dedim ya Levent. Bu abimin numarası. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi tatiller ortak. Fırat Çağlar. Benim. Hakkınızda şikayet var. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Başka bir şey kalmadıysa ben de çıkıyorum Aslı'cığım. Tamam. Ya Mehmet bir şey soracağım. Şu ortağın var ya... ...son zamanlarda bir garip davranmıyor mu sence de? Evet. Garip davranıyor Aslı. Asker arkadaşları, tatiller filan. Vallahi haklısın. Abi ne oluyor ya? Bana da mı söylemeyeceksin? Bir dakika Ersan, sonra. Bir halleri var ama anlayacağız bakalım. Çok abartıyorsun arkadaşım. Yapma Mehmet. Görüyorsun sen de. İyi de Aslı'cığım birdenbire böyle olmadı ki. Canı istemeyince dükkana müşteri sokmayan bir adamdan bahsediyoruz. Yani doğuştan fanatik. Yine de bir tuhaflık var sonuçta. Altından bir şeyler çıkacak ama. Bakalım.
Mehmet Bey. Pardon efendim. Ne oldu İbrahim? Fırat Bey'i götürdüler efendim. Ne demek götürdüler? Kim? Nereye? Polisler efendim. Ne? Buyurun oturun Fırat Bey. Niye buradayım? Komiserim biraz sonra gelir. Geldim Hakkı. Hoş geldiniz Fırat Bey. Oturun lütfen. Ne içersiniz? Sağ olun. Hiçbir şey. Niye burada olduğumu hala öğrenemedim. Hakkı bize iki çay söyler misin? Emredersiniz amirim. Yemeyeceğim mi bunu kuzum? Doydum. Afiyet olsun canım. Nerede yetişir peki? Karın olduğu her yerde yetişir mi? Bilmem. Yetişir mi? Dağlarda yetişir, yükseklerde. Karı nasıl deliyor peki? O kadar güçlü bir çiçek ki karın içinden bile çıkabiliyor. Ne renk? Beyaz herhalde. Beyaz, beyaz tabii. Ne zaman göreceğim ben peki onu? Nasıl yani? Kardelenini mi? Evet. Niye ki? Ha Merve. Levent ben. Abim orada mı? Yok Levent Bey. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Hayır bilmiyorum. Anladım tamam. Ben bulurum onları sağ ol. Of. Nereden çıktı şimdi bu ya? Bir şey olur mu sence? Benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya. Dur Aslı ya. Bir şey bilmiyoruz da. Erol'la mı ilgili acaba? Olabilir mi? Bilmiyorum ki. Öyle birdenbire çekip gitmesi. Mümkün tabii. Erol konusunda bana da bir şey söylemedi. Kapattı konuyu. Levent arıyor. Ne diyeyim? Mehmet neredesiniz? Ya ne oluyor? Abim nerede? Ne? Tamam tamam ben hemen geliyorum. Bunun için mi getirildim buraya? Evet. Ama böyle bir şey olmadı. Alakası yok. Ama ihbar ve şikayet bu yönde. Ciddi yani. Silah var işin içinde. Antalya neresi? Şurası. Bodrum neresi? Bak şurası. Bodrum çok mu uzak? Yürüyerek mi? Arabayla mı? Uçakla mı? Yürüyerek. Çok uzak. Eylül telefon çalıyor. Aa evet. Ne haber güzelim? Vallahi haberler pek iyi değil ablacığım. Ne oldu? Fırat Bey'le mi ilgili? Evet de. Ya aslında çok kötü bir şey yok. Ne? Ya yok bir şey. Sağlığı yerinde. Hemen panikleme tamam mı? Merve söylesene ne oldu? Bir saat falan önce tam çıkıyordu. Polis geldi emniyete götürdüler. Peki ne olduğunu biliyor musunuz? Fırat Çağlar'ı arıyoruz. Buraya getirilmiş. Görüşmemiz mümkün mü acaba? Hayır, şu anda görüşemezsiniz. Siz bir şey söyleyemez misiniz? Yani neden burada olduğu konusunda? Ben size bilgi veremem. Yetkili değilim. Yetkili biriyle görüşelim o zaman. Biraz sonra beyefendi. Bekleyeceksiniz. Tamam memur bey. Gelmem için biz dışarıda bekleyelim. Erol, eğer Fırat'a bir şey olursa... Bir şey mi söylediniz hanımefendi? Yok, biraz daha hızlı gider misiniz lütfen? Tabii efendim. Hiç iyi değildi giderken, hiç eli ayağı titriyordu zavallımın. Ya belki Merve'ye sıkılmıştır. Allah vere de kötü bir şey olmasın. Asiye teyze! Geliyorum kuzum. Ay,
Ben deli olacağım. Ayol bir şey bitiyor, öbürü başlıyor. Şurada suyu götür. Tamam. Böyle bir... Bu niye geldi şimdi? Merhaba. Hoş geldin Eylül. Bir haber var mı? Biz de bilmiyoruz Eylül. Yetkili birilerini bekliyoruz. Efendim Erzan. Bir dakika. Fırat Bey'in aslı olmayan bir şikayet üzerine bu kadar tutulması doğru mu komiserim? Komiserim Ebru Hanım geldi, sekreter hanım. Tamam, yan odaya alayım. Peki komiserim. Hayır sevgilim. Daha görüştürmediler. Bekliyoruz. Evet, haber alınca arayacağım seni, merak etme. Çocuklara söylemedin değil mi? Yok, haberleri yok. Güzel. Eylül. Senin bir bilgin var mı? Yani Fırat'ın burada olmasıyla ilgili. Anlamadım. Belki şu arkadaşınla ilgili olabilir diye düşündüm. Zorla Edda'ya ortak olmak isteyen. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun ama Fırat'ın başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Bilmiyorsun yani. Hayır. Hem siz çok daha bilgi sahibi olmalısınız. Daha yakınsınız. Halkla ilişkiler sorumlusu olarak yani. Mithat Bey'in odasına gelen şahsın Fırat Bey olduğundan emin misiniz? Evet efendim. Peki. İfadenizi imzalar gidersiniz. Buyurun. Parmak izi raporu geldi komiserim. Mithat Bey'in silahının üzerindeki parmak izleriyle Fırat Bey'in parmak izleri aynı. Ben silah falan çekmedim Salih Bey. Adam silahını çıkarmaya çalıştı, fark ettim, elinden aldım. Parmak izimin kalması da gayet normal. Yalan söylüyor. Anlıyorum. Ne oldu Mehmet? Nedir durum? Bir şey yok. Bekliyoruz da. Ya mesele neymiş peki? Öğrenebildiniz mi? Salih, avukatı gönderdik içeride şimdi. Birazdan öğreneceğiz inşallah. Benim de Asya'yı aramam lazım Levent. Ha, tamam, tamam. Nedir durum? Çıkarıyorlar mı? Durum biraz ciddi Mehmet Bey. Fırat Bey'i bu gece tutacaklar. Peki mesele neymiş? Ben ne bileyim Ersal ya? Hayır, sen konuştun ya, ondan soruyorum hayatım. Hani belki bir şey falan, bir haber? Hiçbir şey yok. Bekliyoruz diyorlar, başka bir haber yok. Fırat Bey'e kimse bir şey yapamaz. Kesin komplo kurdu birileri. Ben biliyorum kim olduğunu da. Kimmiş bakalım? Hiç bilmediğimiz insanlar girip çıkıyor artık hayatımıza. Delireceğim. Mithat kim abi ya? Şule'nin kocası. Şule'nin? Ne alakası var ki? Böyle bir alakası var Aslı'cığım. Bu adamın iddialarının ne kadar saçma sapan olduğunu farkında değil misiniz? Yapabileceğimiz bir şey yok Fırat Bey. Yarın savcılığa sevk edilene kadar sizi burada tutmak zorundayız. Ateş etti diyor. Komiserim bir saniye bakabilir misiniz?
Ne oldu? Pardon, bir telefon açabilir miyim? Tabii, buyurun buradan arayabilirsiniz. Sağ olun. Fırat Bey asla böyle bir şey yapmaz. Elbette, kendisi de söyledi ama... Ne yapacağız peki? Bu noktada Şule Hanım ve Levent Bey'in ifadeleri önemli. Tutuksuz yargılama olması için uğraşacağız. Ne gerekiyorsa yaparım Salih Bey. Mithat Bey'le ilgili bilgi almam gerekiyor sizden. Anlatacak bir şey yok işte. Evet. Bizimle aynı görüyorsunuz. Efendim? Eylül benim. Bizim ilişkimizi Fırat? Öğrenmiş. Beni takip ettim. Adamdan dönüyor. İşte. Sonra da... Merak etme diye aradım. Bir aksilik çıktı. Tatili biraz erteleyeceğiz. Biliyorum. Dışarıdayım. Binanın önünde. Ne zaman haber aldın? Gördüm. İyi misin sen? İyiyim. Eve git sen. Burada bekleme. Kalmak istiyorum. İyiyim dedim. Sabaha kadar burada misafirim. Diğerlerine de söyle burada beklemesin. Ama... Eve gitmen daha doğru olur. Naz bekle. Ha Eylül. Çocuk tamam bırak. Bir şey söylemem. Kendine iyi bak. Sen de. Yarın görüşeceğiz merak etme. Tabii ya. Kesin Merve canım bizde. Nereden şimdi kesin Merve oldu? Canım anlattı ya o kadar kız. Ersal'ın ailesi sorun çıkarmış diye. Yine bir şey yapıp kızın kalbini kırmışlardır. Onun da bir tanecik Eylül'ü var ya. Onu arayıp demiştir ki... Ya abla sen hep demez misin felaket senaryosu yazma diye? Bak yazmadım işte. Ne olur hadi ya asma artık yüzünü. Ay bu Eylül'dür dur. Ne oldu kızım neymiş? Yok bir şey. Sabaha kadar tutacaklarmış sonuçta. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yarın bırakırlar herhalde değil mi? Savcılıktan bir sorun çıkmazsa bırakırlar herhalde Lerzan. Yani tutuksuz yargılanması için belki de hiç dava açılmaz. Onu da bilmiyoruz şimdi. Neyse ben bir kızıma bakayım. Özledim. Sonra gelirim yanınıza. Başında bir kadın olmadığı için oluyor bütün bunlar. Biliyorsun değil mi? Kesinlikle Perihan teyzeciğim. Ben ne zaman İstanbul'a gelsem başı belada bu adamın. Uğursuzluk da var. O Eylül var ya, bütün belaları o çekiyor işte. Müsaade var mı? Nasılsın benim güzel kızım? Her şey yoluna girer evladım. Düşeriz kalkarız ama yine yolumuzu buluruz değil mi? Eğer konuşmak istersen bir Asiye abla da yeter. Ne vakit olursa olsun. Sağ ol abla. Yemek hazır. İstersen gel bir iki lokma bir şey ye. Naz'la konuşursun. Bu akşam bıcır bıcır. Hepimizi güldürüyor. Tamam gelirim. Tamam. Ben Asya'yı alıp evden ayrılalı 8 aydan fazla bir zaman geçti. İlk başlarda ses soluğu çıkmıyordu ama ondan sonra yavaş yavaş başladı. Alakasız saatlerde aramalar, habersizce kızımı alıp götürmeler. Benimle tanışana kadar çok üstüne gelmiyordu ama değil mi? Yok yok. En başından beri sinir harbi yürütüyordu benimle. Yarın bunları savcılıkta da anlatır mısınız Şule Hanım? Tabii. Yani bir yararı olacaksa anlatırım tabii. Boşanma sürecinde olduğunuz için Mithat Bey sizin onu kötülemeye çalıştığınızı söyleyecektir. Yine de savcının duyması iyi olabilir. Salih Bey, diyelim ki her şey kötü gitti.
Tutuklanma ihtimali var mı? Fırat Bey'in bana anlattığı, Mithat Bey'in kesinlikle yalan söylediği. Yani bir komployla karşı karşıya kaldığına inanıyor. Biz de buna inanıyoruz elbette. Ama savcıyı buna inandırabilir miyiz? Elimizde bu iddiayı güçlendirecek bir şeyler olması gerekiyor. Benim ifadem yeterli olmayacaktır, değil mi? Tek başına hayır. Peki tutuksuz yargılanması mümkün değil mi? Tehdit, adam öldürmeye teşebbüs. O yüzden zor görünüyor. Ege hadi oğlum, çorbayı koyuyorum. Yemeyeceğim. Babam ne zaman gelecek Eylül? Bilmiyorum Nazım. Ama geç gelecektir. Beni uyutmaya da mı gelmeyecek? Sanmam. Ama sabah görürüm değil mi? Ege hadi paşam, koydum çorbanı. Ya yemeyeceğim dedim. Tamam Asiye abla. Sonra yer. Domatesler hazır baba. Ne yapayım? Aman aman aman. Son anda kurtardık ama değil mi? Şimdi ver bakayım şu domatesleri bana kızım. Bilmiyorum oldu mu ama artık olmazsa da yumurta kırar yeriz değil mi kızım? Olmuştu, niye olmasın? Fatoş abla iki kere yemek yaptı bize. İkisine de of. Beceremedim. Birinde pizza söyledik, ikincisine de kahvaltı yaptık. Bizim kahvaltılıklar ne durumda acaba? En azından çorbamız var baba. İnmiyorum arkadaşım. Burası benim yerim, anlaşıldı mı? Kızım, insene aşağı. Bak gelirsek çok fena indireceğiz ona göre. Denemesi bedava arkadaşlar. İsteyen gelip yatağı alır. Biz nerede yatacağız peki? İçeride kocaman çekyat var. Orayı tavsiye ediyorum ben size. Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken yatağı alır. Ben de kendi çöpümü kırarım. Ah! Tamam be. Al senin olsun yatak. Ama gece uzun hanımefendi. Sen nasılsa erken uyursun. İki tane bardağa bakar senin için. Aa, alakası yok. O bir kere oldu. O zaman da çocuktum zaten. Bir kere oldu çünkü o zamandan beri hiç yapmadık. Hı. Tamam, kabul. Çöp çekelim. Eylül, üzme kendini. Saçma sapan bir durum işte. Fırat Bey de farkında. Geçecek. Yatıyorsun şimdi sen. Sabah kalkıyorsun, her şey bitiyor. Tamam mı? Uyu ama. En azından uyumaya çalış. Öpüyorum. Selam bize, bize, bize. Hepimiz öpüyoruz. Sen ev deyince ben de normal bir ev sanmıştım. Normal ev işte. Nesi var? Biz halk arasında malikane diyoruz bunlara. Ev dediğin bunun bir katının yarısı kadar oluyor. O kadar anca. Evet, biraz büyük tabii. Ama biz de kalabalık bir aileyiz sonuçta. Güzeldir kalabalık aile. Bak ben şimdi eve gideceğim tek başıma. Bomboş ev. Gel derdim ama. Biliyorum. 40 yaşlarında bir arkadaş var içeride. Kod adı baba. Evet. Belki sen bana gelirsin bir gün. Bakarız. Çok sağ ol getirdiğin için. Ne demek? Benim için zevkti. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Salatadan da biraz al fıstığım. Doydum. Tamam o zaman. Hadi ellerimizi yıkayalım, sonra da televizyon seyrederiz biraz. Tamam. Aa Eylül, ablam gelmiş. Sussana kızım. İyi geceler herkese. Babam geldi mi? Fırat Bey bu gece gelemeyecekmiş. Eda'nın kayıtlarını inceleyecekmiş. Ha, maliyeden gelmişlerdir kesin. Yılda bir kere olur böyle biliyorum. Neyse, hadi iyi geceler. Eylül, babamı arayalım mı? Ne zaman gelecekmiş soralım.
Sadık amcaya ne söyleyeceksin? Ya bir şey söylemeyeyim diyorum ama... Kesin anlar. O da var. Aa, bilmiyorum vallahi. Çocukların haberi yok değil mi? Yok. Fırat gece geç saatlerde geldiği için fark etmeyeceklerdir. Ya bu gece fark etmeyecekler. Ya devam ederse? Ben mi gitsem acaba? En azından yanlarında kalırım. Sen gidersen daha da şüphelenirler şimdi. Ya haklısın. Ben zaten bu halde gidersem... Neyse. Ya bir şey çıkarsa ararsın değil mi? Hı hı. Hiç merak etmeyin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bizde kalın istersen bu gece. Hiç gerek yok. Benim zaten Mithat'la bir konuşmam lazım Levent. Gitme. Kendinden başkasını duymayan bir adam var karşında. Bu sefer dinleyecektir, eminim. Merak etme. Çorbayı becermişim ama değil mi? Benim de salatam güzel olmuş. Ya. Asıl yemeğimiz de geldi. Al bakayım eline bir parça ekmek. Bana yiyeceğiz şimdi. En güzel yaptığım yemek budur. Tüh. Yumurta kıracaktım ben bunun üstüne. Olsun. Böyle de yenir bu. Böyle bana. Çok da güzel olmuş ayrıca. Hemen yumurta kırıvereyim mi şunun üstüne? 5 dakika sürmez. Yok baba. Gerçekten güzel olmuş. Ne yapalım? Bu seferki de böyle olsun. Acemi baba işte. Nasıl adamlarla birlikte olduğunu gördün değil mi? Lütfen Mithat, susar mısın? Susmam. O adam ofisi basıp beni öldürmeye kalkıyor, sen ne diyorsun? Mithat, her şeyi sen başlattın. Levent'i... Ya inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsın sen? O adam sana ne yaptı? Daha ne yapacaktı? Seni elimden almaya kalktı, ben de gerekeni yaptım. Ya aç değilim baba. Olmaz öyle şey. Bu çorba bitecek. Sabahtan beri dışarılardasın. Acıyor mu? Çok az. Senin bünyen de benimki gibi. Çabuk toparlıyor. Abin annene çekmiş. Parmağı çizilse bir ayda geçmez. Ama unuttum bile artık. Aynaya bakmadıkça aklıma gelmiyor. Levent. Bu kızı sevdiğini biliyorum. Şule de iyi kız. İyi de anlaşıyorsunuz biliyorum. Ama bu Mithat denilen adam tekin değil. Biliyorum baba. Böyle adamlar rahat durmaz oğlum. Her fırsat bulduğunda sizi rahatsız edecektir. Tamam baba, sen düşünme bunları. İyi de sonuçta çocuğun babası hep karşınıza çıkacak. Eninde sonunda vazgeçecektir baba. Olabilir tabii. Peki siz o zamana kadar dayanabilecek misiniz? Bilmiyorum. Biliyorum. Çok karışıyor diyeceksin ama... Benim tek düşündüğüm senin mutluluğun oğlum. Nasıl bu kadar değişebildin sen? Böyle bir adam değildin eskiden. Ne yapmamı bekliyordun? Elim kolum bağlı oturacak değildim herhalde. Seni, kızımı almasına izin mi verecektim? Yanlış yapıyorsun Mithat. Böyle mi tutacaksın bizi yanında? Buna sen mecbur bıraktın beni. Benim hayatımı mahvettin Mithat. Ama başka insanların hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim. İyi insanların. Şikayetini geri alacaksın. Derhal. Boşanma davasından vazgeç, evimize dönelim. Asla. O zaman Asya'dan vazgeç. Kızım bende kalsın. O herifin abisi de sürünsün hapiste. İnanmıyorum ya. Sana geri dönmem için bana şantaj mı yapıyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Şantaj değil bu. Sadece anlaşma.
İyi misin kızım? Fırat mı? Şimdi orada yapayalnız. Ne bileyim ya. Onu orada öyle bırakıp geldik. Yapacak bir şey yok kızım. Mecbur. Biliyorum. Yine de... Ya Fırat bazen esip gürler, kırıp döker ama... Aslında öyle sert biri değildir. Böyle hep bir çocuk tarafı vardır. Yalnız kalmaya, kapalı kalmaya dayanamaz ki o ya. Mehmet. Hı. Efendim canım. Fırat'ı mı düşünüyorsun? Ne yapıyordur şimdi? Yatacak bir yer de yoktur orada. Vallahi polislerle muhabbeti kurmuş, tavla oynuyordur kesin. Yenilirse delirir. Bir şey de söyleyemez şimdi. Bir keresinde üniversitedeyken bir filme gitmiştik beraber. Dört duvar arasında bir hücrede yaşamak zorunda olan bir adamın hikayesiydi. Film başladı, yarım saat geçmedi Fırat uyuşsuzlandı. Bir süre sonra da dayanamadı çıktı. Niye ki? Sonradan ben de sordum. Bir yere kapatılmışlık duygusu onu huzursuz ediyormuş. Ama şimdi orada. Üzülme hayatım. Bak görürsün. Yarın çıkacak oradan. Eylül, uyudun mu? Uyumadın mı bakayım sen hala? Aklıma çok önemli bir şey geldi. Neymiş? Yarın babam doğum günü. Biliyorum fıstığım. Ne hediye alacağım ben ona? Ne yapalım biliyor musun? Şimdi uyuyalım. Belki rüyamızda görürüz ne alacağımızı. Sen de bulamadın daha. Bulamadım. O zaman hemen uyuyalım Eylül. Ya rüyamızda görmezsek? O zaman sabah kahvaltıda düşünürüz, tamam mı? Tamam, hem babam da gelmiş olur. Bakalım. Rüyanda gördün mü hediyeni? Gördüm. İyi ki hatırlattın. Bugün hemen araba almamız lazım. Araba mı? Evet. Rüyamda babamın arabası bozuluyordu. Ben ona yeni bir araba alıyordum. Oyuncak araba mı alacağız babana yani? Hayır, oyuncak olmaz. Gerçek. Eylül, sen hasta mısın? Hı? Hayır fıstığım. Uyuyamadım dün gece. Ondandır. Babana ne hediye alacağımı düşündüm. O yüzden uyuyamadım. Buldun mu peki? Hı hı, buldum. Ben buldum. Araba alacağım babama. Araba ama pahalı bir şey Nazcığım. Benim hediyem seninki kadar pahalı değil. Olsun, ben alırım. Babam ödeyecek derim. Ama o zaman ona hediye almış olmazsın ki. Ne yapacağım peki? Ben bir şey buldum ama ne dersin bilmiyorum. Söyle.
Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Levent'i, zavallı. Ne hale getirmişler? Fırat da onu görünce delirmiş ya zaten. Ya peki Levent çıksa savcının karşısına, bu adam bana bunu yaptırdı dese? Nasıl ispatlayacak? İftira atıyor der bu herif. Ya Şule de gitse yanında. Kocam benden boşanmamak için yaptı bunları dese. Salih söyledi ya. Boşanma sürecinde oldukları için çok faydası olmayacak söylediklerini. Doğum gününü böyle mi geçirecek ya? Aa, doğum günü değil mi bugün? Doğru ya. Merak etme. Öyle ya da böyle kurtulacak benim arkadaşım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Hoş geldiniz Şule Hanım. Mithat Bey'e baktınız sanırım ama az önce çıktı. Öyle mi? Peki Ebru nerede biliyor musun? Aa, Mithat Bey izin vermişti ama yine de geldi. Buralardaydı ama. Ah işte geliyor. Ah Şule Hanım hoş geldiniz. Merhaba canım. Mithat Bey biraz önce çıktı. Ben senin için geldim Ebru. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Biraz dışarı çıkalım mı? Hı. Bektaş. Efendim Levent abi. Hani dün ben çıktım ya. Evet. Ondan sonra Fırat abin sana bir şey sordu mu? Bilmiyorum. Söyle oğlum konuştunuzsa. Fırat abiyle mi? Bektaş kızıyorum ama. Kim neye kızıyor bana da söyleyin bakayım. Ya hiç öyle konuşuyorduk öyle Bektaş'la. Değil mi? Hı hı. Sende bir haller var ama tek kelime konuşmuyorsun. Ya yok bir şeyim baba ya. Gerginim biraz o kadar. Niye? İşte biliyorsun işte. Ondan değil. Başka bir şey var sende. Anlat şimdi. Bana bak. Tek kelime atlama, bozuşuruz. Vallahi yok bir şey baba ya. Levent, başlatma. Tamam. Ama bak, sakin olacaksın. Biraz daha konuşmazsan göreceksin sakinliği. Abim de o hayvan herifi uyarmak için gitmiş. O kadar. Ondan sonra da Etla'ya polisler gelmiş. Dün geceyi emniyette geçirdi. Peki parmak izi filan? Adam çekmiş silahı ve o da elinden almış. Bu durumda tutuksuz yargılanması biraz da savcının insafına kalmış. Neresi bakacakmış söylediler mi? Daha emniyetten çıkmadı ki. Bilmiyoruz. Gidelim. Ben bir konuşayım Salih'le. Baba, baba sen gelmeseydin. Biz zaten... Uzatma Levent, hadi. Seni oraya kim yerleştirdi? Siz Şule Hanım. O zaman Mithat'tan ve işini kaybetmekten korkma. Ben varım senin arkanda. İkinci işin hazır benim yanımda.
Sağ olun. Sen sağ ol. Dürüst olduğuna inanmasam seni işe alır mıydım bir düşün bakalım. Haklısınız. O zaman şimdi de doğru olanı yap Ebru. Lütfen. Duvara ateş etti. Kim? Mithat Bey. Fırat Bey gittikten sonra tam ben çıkıyordum. İçeriden silah sesi geldi. Mithat Bey'e bir şey oldu diye odaya koştum. İçeride Mithat Bey'in elinde duvara çevrilmiş silahı vardı. Beni görünce kimseye bundan bahsetme dedi. Sonra o adam bana ateş etti dedi. Başka bir şey söylersem sonuçları çok kötü olurmuş. Öyle dedi. Korkmana gerek yok Ebru. Senden son bir yardım isteyeceğim eğer kabul edersen. Yapamam Şule Hanım. Kusura bakmayın yapamam. Korkuyorum. Hem işimi de kaybederim. Söyledim sana. Buradaki işi yarın bırakıyorsun ve hemen benim yanımda başlıyorsun. Mithat Bey başıma bela olur. Size de bulaşır ondan sonra. Bana bulaşacağı kadar bulaştı Ebru. Eğer şimdi bana söylediklerini savcının karşısında da söylersen sadece kendin değil beni de kurtaracaksın, anlıyor musun? Ne olur Şule Hanım, bunu benden istemeyin. Peki. Anlıyorum. Şu anda durum çok lehimize görünmüyor. Levent Bey ve Şule Hanım'ın ifadelerinin alınmasını isteyeceğim. Ama tutuksuz yargılanmasını sağlamaya yeter mi onu bilmiyorum. Durduramadım. Ne yaptın Levent ya? Ne oldu Salih Bey? Bir de bana anlatır mısınız lütfen? Geldiğiniz çok iyi oldu Sadık Bey. Evrak hazırlanıyor. Savcılığa sevk edilecek biraz sonra. Savcı kimmiş öğrenebildiniz mi? Reha Peküz. Hay Allah, tanımıyorum ya. Gençlerden zaten Sadık Bey, yeni gelmiş. Ben biraz araştırdım da. Şule Hanım geliyor değil mi Levent Bey? Konuşmadık ama biliyor. Yani gelmek üzeredir. Çok özür dilerim. Benim yüzümden. Sizin bir suçunuz yok. Levent anlatmıştı sizi. Fırat Bey ve seni yani. Levent, Fırat Bey. Her şey bir anda darmadağın oldu. Bir insanı sevmek bu kadar mı imkansız? Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bazen oluyor işte. Çok can yakabiliyor. Evet ama Mithat'ın bu kadar ileri gidebileceğini tahmin edemedim. Görmezlikten geldim. Çünkü ben ilk defa kendimi birinin yanında mutlu hissetmeye başlamıştım. Keşke daha farklı olsaydı her şey. Hayatımız hep bir şeyleri ıskalamakla geçiyor. Ama sen daha çok gençsin. Umarım her şey dilediğin gibi olur. Sağ olun. Umarım sizin de. Her şey düzelecek. Fırat Bey çok yakında çıkacak. Bana güven. Hı hı.
Levent'e onu çok sevdiğimi söyler misin? Söylerim. Çiğdemci, canım. Seni arayacaktım güzelim. Biraz işim vardı. Nasıl, beğendin mi yeni evini? Güzel. Güzel de... Selam söyle. Ne oldu Eylül abla? Yok bir şey tatlım. Ne olacak ki? Bir şey olmuş. Ağlamışsın sen. Kötü bir şey mi var? Yok, sana öyle geldi herhalde. Bir şey yok canım. Tamam o zaman. Babam selam söyledi hepinize. Tamam, benden de selam söyle. Ne zaman geleceksiniz peki? Daha dur bakalım. Biraz özle bizi değil mi? Ben seni çok özledim zaten. Ben de seni özledim Çiğdemciğim. Geleceğim, söz. Tamam, kapatıyorum ben şimdi. Tamam, sonra görüşürüz. Tamam. Hala bir şansın var. Kararını ver. Benimle gelirsen hemen vazgeçerim şikayetimden. Biliyorum, bana kızıyorsun ama başka çarem yoktu Şule. İnsan çaresiz kalınca... Doğru. İnsan çaresiz kalınca... Tamam. Ne? Kabul ediyorum. Şule, Şule, Şule beklesene. Ya ne oluyor? Yanıma gelirsin diye bekledim ama sen gidiyorsun. Üzgünüm Levent. Dedim ya, çok yanlış bir zamanda karşılaştık. Keşke her şey... Neyse, hoşça kal. Bir süre üzerine gitme istersen. Olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Biraz konuştuk da biz. Hayır, hayır, bu başka bir şeydi. Yani az önce söyledikleri bambaşkaydı Eylül. Benden bir şey söylememi istedi. Onu çok sevdiğimi söyler misin dedi. Ya bu ne demek şimdi? Komiserim Ebru Hanım geldi. Ebru Hanım mı? Aa evet, alın içeri. Buyurun. Rahatsız ediyorum komiserim. Estağfurullah, buyurun. Ben yeniden ifade vermek istiyorum. Nerede kaldın ya? Ağaç oldum burada. Vallahi çok önemli bir işim vardı. Neymiş o? İşte bunlar. Ne bunlar? Bunları satıp para kazanacağız okul taklidi için. Ege. Ya ne var bunda? Çalışıp para kazanacaksın. Nasıl para kazanacağım? Kart satarak mı? Ya öylesine kart değil bunlar. Davetiye. Ne davetiyesi? Parti davetiyesi. Parti düzenliyoruz. Parti mi? Bir çeşit parti, evet. Bütün arkadaşlar toplanıp takılacağız işte. Sağ ol canım, beni almayayım. Eda. Ya dedim ama ben sana, ben her zaman çıkamam. Oyun bozanlık etme. Altı üstü bir gece daha. Gel işte beraber gidelim. Bilmiyorum. Bizim evde 40 yaşlarında... Hii! Bittim ben ya. Ne oldu? Ya bugün babamın doğum günü. Ona hediye almayı unuttum. Hadi çabuk gidelim. Ne alacağım ben ya? Ne bileyim, kravat olabilir, gömlek olabilir, parfüm olabilir. Neyse, bulurum ben bir şey. Taksi! Hadi görüşürüz. Görüşürüz deyip kaçmak yok. Akşam geleceksin ama değil mi? Bilmiyorum, bakarız. Henüz bir gelişme yok hayatım. Olursa ben arayacağım seni. Ah!
Serbest bıraktılar. Geçmiş olsun. İyi de nasıl? Geçmiş olsun canım. Ebru Hanım ifadesini değiştirdi. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol orada. Özür dilerim abi. Seninle ne alakası var? Geçmiş olsun. Sağ ol. Artık ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. En sonunda emniyete de düştün. Rahatladın mı? Rahatladım baba. Bir daha binanın önünden bile geçmezsin. Geçeceğimi hiç sanmıyorum. Gidelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil, uçarak kaçalım buradan Allah aşkına. Çocukların haberi yok değil mi? Evde kimsenin haberi yok. Asiye ablanın bile. İyi. Bütün aileyi toparlayabileceksin yani. Pardon, sen bir yere mi gidiyorsun? Yo, yani 5-10 sene yeseydim toparlayabilirdim. Bana ya. Bak. Uğursuz uğursuz konuşup durma. Allah yarattı demem bir tane patlatırım. Yürü. Geliyorum. Görmedi galiba. Bir daha çalalım. Tamam. Tamam çalıyorum. Tamam. Yakaladım. Ay. Ne yapıyorsunuz burada? İşte adamı böyle yakalarım ben. Ama ben sana sürpriz yapıyordum. Ne sürprizi? Doğum günü sürprizi. Ama sen görmedin. Aa! Ben bunları görmemişim. İyi ki doğdun babacığım. Sağ ol meleğim. Mutlu yıllar. Sağ ol. Benim kızım nasılmış bugün bakalım? Annesini mahvetti bugün senin kızın, haberin var mı? Yok canım. Yapmamıştır benim kızım. Tabii tabii. Şimdi kızını alıyorsun Mehmetciğim ve altını değiştiriyorsun. Aman Lerzan ya. Hep bana yaptırıyorsun. Aa, şimdiden başladınız bakıyorum çekişmeye. Çekişmiyoruz canım. Pazarlık yapıyoruz sadece. Fırat'a gidecekmişsiniz ya. Şimdi Mehmet değiştirecek. Siz yokken de ben. Fırat'a niye gidiyoruz şimdi? Biz gidiyoruz anne. Sen değil. Ha. Fırat'ın doğum günüymüş Perihan teyzeciğim. İkisini bir arada kutlayalım diyoruz. Kurtulmasıyla doğum günü bir arada. Eve baskın mı yapacaksınız? Ama oradan alıp bana götüreceğiz. Yani çocuklar filan hep birlikte. Masayı çoktan hazırladım ben. Ne? Ne var ya? Ben dün gece rüyamda gördüm. Arabam bozuluyordu. Ben de sana yeni bir araba alıyordum. Hissettin. Ama araba çok pahalıymış. Onun için ben de sana bunu aldım. Adı neydi Eylül? Ajanda. Ha, bu ajandayı aldım. Çok beğendim. Hemen çalışma masama koyacağım. Niye aldım bunu biliyor musun? Niye? İçindeki takvimden tatile gideceğimiz günü işaretle diye. Hiç de unutma diye. Tamam. Tarihi birlikte seçeriz. Elin hediyesini açmayacak mısın baba? Açacağım. Söyleyeyim ne aldın? Birlikte aldık. Söylemem. Sürprizi kaçmasın. Biraz cesur bir renk değil mi? Yani benim için. Bir daha ne zaman böyle şeyler giyeceksin? Yaşlanıyorsun sonuçta. Allah Allah. Basiye teyzenin yanına gidiyorum. Söyleyeceğim pastayı hazırlasın. Tamam. Ben sana sormadan bir plan yaptım. Bugün çıkarsan seni yemeğe götüreceğim diye.
Öyle mi? Doğum gününü kutlamak için yani. Sen de istersen tabii. Baş başa. Hı hı. Tamam. İyi olur. Tamam. Ben o zaman hazırlanayım. Hazırlan. Ya abla? Hı. Sen ne aldın? Parfüm. Yapma ya. Ne oldu ki? Ben de parfüm aldım. Şaka yapıyorsun bakayım. İnanmıyorum ya. Aynı marka hem de. Babamın parfümü işte. Başka parfüm kullanmaz ki. Son anda bırakırsak olacağı budur işte. Ya acaba çıkıp başka bir şey mi alsak? Ya saçmalama, geçti artık. Ne yapalım? Babam geliyor, babam geliyor. Hediyeleri hazırlayın. Mutlu yıllar babacığım. İyi ki doğdun baba. He. Sağ olun, sağ olun. Hediyeleri verin, hediyeleri verin. Şey, babacığım, biz iki salak, sen aynı şeyi almışız. Birbirimizden habersiz yani. Öyle mi? Neymiş? Parfüm, senin parfümün. Ne güzel işte. Beni de parfüm alma derdinden kurtardınız. Öyle oldu değil mi? Güzel o zaman, sorun yok. Ama gelecek sene parfüm almak yok. Asla babacığım, sen merak etme. Ben bir daha hayatta sana parfüm almam. Ben acayip bir ıstaka aldım. Gül ağacından. Şampiyonların ıstakası. Yenildiği zaman ıstakayı bahane ediyordu. Şimdi göreceğiz bakalım. Ne Yamızıkçılık yapma. Biz söyledik ne aldığımızı. Gidince görürsün. Aa Mehmet. Hı. Levent'i falan da alırız değil mi? Tamam. Önce bir Fırat'ı çıkaralım da gerisi kolay. Levent. Levent. Oğlum. Oğlum. Levent abi. Ha? Allah kahretsin. Korkutmak için yapmadım Sadık dede. Sana kızmadı Bektaş. Kendine kızdı. Ya gel beraber bir şeyler içmeye gidelim. Bir şey içmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Söz veriyorum sana. Evlendiğimiz zamanki gibi olacak her şey. Hatta çok daha iyi olacak. Hadi ama asma suratını. Sakın bana dokunma. Biz yatıyoruz. Sen oturacak mısın daha? Sen doğru bildiğini sonuna kadar yaptın oğlum. İyi de yaptın. Kıymetini bilen kalır, bilmeyen gider. Sonra pişman olur ama iş işten geçer. Levent, sen kaybetmedin oğlum. Keşke o kadar kolay olsaydı. Kolay değil tabii. Ama hayat bu. Ne yapacaksın? Yürüyüp gitmekten başka bir çaren var mı? Biraz gideceğim baba. Başımı dinleyeceğim biraz. Git tabii. Ama geri geleceksen git. Size kaçmayı öğretmedim ben. Döneceğim baba. Döneceğim. Merak etme. Döneceğim. Ya. Değil mi? Hadi kızlar. Yavaş yavaş. Sizin uykunuz gelmedi mi hala? Yok. Ne demek gelmedi?
Hadi bakalım yat saati. Bak şimdi sen söyleyince nasıl uykum geldi anlatamam. Hadi yatalım artık, hem geç oldu zaten değil mi? Hadi. Ne uykusu be bu saatte? Tavuk evet. Gibi. Hadi. Fatoş'cum. Ha. Aniden benim de geldi hakikaten, böyle üstüme üstüme. Hadi. Hadi gidelim uyuyalım kardeşim. Hadi. Ya çok da güzel bir film vardı hadi. Ama neyse artık. Hem böyle romantik bir ortamı şey etmeyelim değil mi? Ne 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 ne. Ne 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 ne. Geldim, geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğum günü çocuğu, biz geldik. Fırat. Yok mu? Eylül'le birlikte çıktılar. Hadi ya. Nereye gideceklerini söylediler mi peki? Yok, söylemediler Aslı Hanım. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Ne yapalım Aslı? Şöyle içeri buyurun, ben size birer kahve yapayım. Pastamız da var, küçük bir kutlama yapmıştık. Gel hadi oturalım 5 dakika, belki gelirler. Hoş geldiniz. Nerede bizim doğum günü çocuğu? Çıktılar. Eylül'le değil mi? Evet. Babamın bir işi varmış. Geçerken de Eylül'ü Merve'lere bırakacakmış. Ha. Hadi. Ne şanslı adamım değil mi? Mutlaka her doğum günümde bir olay çıkıyor. Geçen sene Naz'ı kaçırmışlardı. Bu seneyi polis arkadaşlarla kutladık. Artık seneye birilerinin beni kaçırmasını bekliyorum. Seneye kutlamayalım o zaman. Bence de. Nasıl, sevdin mi burayı? Hı hı, çok güzel. O zaman neye içiyoruz? Yeni yaşına diyelim. Tamam. Gerçi belli bir yaştan sonra kutlamanın bir anlamı yok ama neyse. İyi ki doğmuşsun. Peki, kaçıncı yaşını kutladık? Bir kural vardır. 30'unu geçtiğini tahmin ettiğin kişiye yaşını sormayacaksın. Ben böyle bir kuralı hiç duymadım. Şimdi duydun işte. Ayrıca ben yaşını öğrenmek için sormadım ki. Bu kutlamayı pasta ile yapsaydık, acaba kaç tane mum almam gerekirdi? Onu merak ettim yani. Tabii tabii. Anlaşıldı. Söylemeye niyetin yok. Doğru tabii. İnsan bir yaştan sonra... Bana bak. Evden çıkarken seni Merve'ye bırakacağımı söylemiştim. Acaba hemen mi bıraksam? Tamam, sustum. Sustum. Güzel. O zaman içelim. Şimdi neye? Sana. İyi ki hayatımıza girdin. İlk defa yalnız kalıyoruz değil mi? Niye canım? Arabayla işe götürüyorsun ya beni. O ayrı. Böyle yani. Evet. Ha, bir şey içer misin? Yok, iyiyim böyle. Bizimkiler seni yere göğe sığdıramıyor biliyor musun? Allah Allah. Çok sevmişler seni. Vallahi billahi. Annem hazırlıklara başladı bile. Ne hazırlığı? Evlilik. Ha, ben de. Evlenince burada kalırız değil mi? Yani hazır evimiz var. Bilmiyorum ki. Niye? Bak bir sorun varsa... Ya hayır Ersal'cığım. O anlamda söylemedim. Yani bu evi Eylül'le birlikte tuttuk. Biliyorsun. Şimdilik keyfi yerinde. Ama hiç belli olmaz. 2 gün sonra bir arıza çıkıverir. Doğru söylüyorsun. Çünkü ne de olsa karşısındaki Fırat Bey. Her an her şey olabilir.
Kahvenizi nasıl istersiniz Aslı Hanım? Kahve istemez, sağ ol. Alo. Lerzancığım. Dönüyorum ben. Bizim sürpriz yattı. Fırat Eylül'le çıkmış. Evet. Ne oldu? Gelmiyorlar mı? Gelmiyorlar maalesef. Çünkü Fırat Bey Eylül Hanım'la çıkmış. Ah Aslı, ah, öğretemedim sana şu işleri. Kime çekmiş bilmem ki. Yok yok, sorun Aslı'da değil Perihan teyze. Ama şu Fırat'ın yaptığı iş mi sizce şimdi? Neyse, böyle üzüle üzüle öğrenecek herhalde ne yapması gerektiğini. Yani eve bakan birini mi gördün? Uyuyamamıştım. Biraz denize bakayım dedim. Bir araba gördüm. İçindeki terasa bakıyordu. Allah Allah. Evet, o sendin. Ben mi? Hı hı. Terasın önünde. Sen rüya görmüşsün. Rüya filan değildi. Bizim terasın önündeki yola park etmişti. Asla. Ben kimsenin evini gözetlemem. Gözetliyor demedim. Bakıyor dedim. İnsan insana benzer. Araba arabaya benzer. Tabii tabii. Gecenin bir vakti terasta oturursan arabalar dizilir tabii. Her gören terasın önüne park edip bakıyor çünkü. Neyse ki artık o evde değilim. O kadar zahmete gerek yok. Merve emniyete götürüldüğünü söylediğinde aklım başımdan gitti. Sen dışarı çıkana kadar ne oldu? Çoğunu hatırlamıyorum bile. Hatırlama zaten. Bırak kalsın. Tam da sürpriz gecesi oldu. Hadi içelim. Ben çıkıyorum Asiye teyze. Nereye gidiyorsun Eda'cığım? Arkadaşlarla buluşacağım. Ama geç oldu, baban şimdi kızar. Of ya, herkese hesap vermek zorunda mıyım? Çıkıyorum işte. Ama baban... Merak etme, ben babamdan önce dönerim. Ben neden çok fazla konuşamadığımızı anladım. İki kadeh bir şey içmemiz gerekiyor galiba. Bilemedim. Çok garip. Kafamda seninle konuşurken yakalıyorum kendimi. Sürekli ama. Sonra yanına gelince her şeyi unutuyorum. O zaman içinden konuşma. Evet, yapmamalıyım. Ama sen de. Sen de içinden konuşma. Ay, erkenci benim ortağım. Özledin ha? Ne oldu yine? Ne? Öp. Ne diyorsun ya? Öp. Güzelce başına da koy. Ne oluyor abicim ya? Ben içeri girip çıkmış adamım. Bundan sonra her sabah gelip elimi öpeceksin. Hadi lan, manyak mısın sen? Ben de salak gibi. Öp dedim. Rajon bu. Ya git şuradan, ruh hastası. Hop. Haro. Bu
mektubu Erol sana iletmemi söyledi Eylül'cüğüm. Bana kızmazsın umarım. Yo Emel abla, olur mu öyle şey? Söylemek istediğin şeyler varsa yüzüne karşı söyleyebilirsin dedim ama. Erol'un da cesaret edemeyeceği şeyler var demek ki. O kadar mı kötü ayrıldın Zeyrin? Ne yalan söyleyeyim. Evet. Kardeşin senin için hediyeler alsın. Sen el öptürmeye kalk. Bu ne ya? Dün gece verecektim ama. Nasıl yani? Sana geldik dün gece Aslı'yla. Sürpriz yaparız demiştik ama sen bize sürpriz yaptın. Bir hava alayım dedim. Hı. Eylül'de o arada şeye bıraktım. Siz daha önce söyleseydiniz. Ortak, bu acayip bir şey. Şampiyonların ıstakası ortak. Bana bak, sakın kırmaya falan kalkma. Dünyanın parasını ver. Merak etme, kırmam. Levent'e veririm, kürdan çıkarır bana. Sağ ol Mehmet. Çok güzel bu. İyi ki doğdun kardeşim. Düşünüyorum da sen olmasan hayatımız ne renksiz geçerdi. Ya işte sırf bu yüzden insanın eli öpülür. Bu mektuba sevgili arkadaşım diye başlayabilmeyi çok isterdim. Ama artık beni arkadaşın olarak bile görmediğini sanıyorum. Daha başından yırtıp atmanı istemediğim için sadece Eylül diyerek başlıyorum. Özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim. Seni çok sevdim. Senin uğruna savaştığımı sanırken seninle savaştığımı fark ettim. Bugün değilse de bir gün beni affedebileceğini umuyorum. Ben çıkıyorum. Hayrola, nereye? Biraz hava alacağım. Birkaç saate dönerim. Geleyim mi? İstiyorsan gel. Hayır, yani gidip bir yer basmayacaksan gelmeyeyim. Ha. Anlaşılan sen Kill Bill'i daha yeni seyrettin. Kaybetmeyi içime sindiremesem de ne yazık ki kaybettim. Neyse. Hayatının bundan sonrasının istediğin gibi geçmesini ve çok mutlu olmanı dilerim. Arkadaşın Erol. Fırat Bey. Biraz vaktiniz var mı?